Reenkarnasyon. Kubilay'cığım, Evet. senden rica Çok ettim. ağır bir yerden Reenkarnasyon. geldi soru. Çok ağır. Evet. Bu konu 10 dakikalık bir konu değil. Değil, biliyorum. Ama bu konu Ama vardır bir veya başlayalım yoktur en da azından. değil. Vardır veya yoktur da değil. Hem var hem Sadece yok. İşte bizim gibi. bir ontolojik realite var. İnsan ölüm anında hangi çakrayı çok işletiyorsa o çakradan çıkıyor. Evet. Ama aslında 7 çakradan birden de çıkıyor. Ve bu 7 çakra, 7 menzil, 7 mertebe, yani Z raporumuz alınıyor aslında. Totalimiz alınıyor ve bu total tabii ki hava zerrelerinde kendisine uygun menzillerde varlığına devam ediyor. Holografik bir evren içindeyiz. Burada aslında hani reenkarnasyonu değil de varoluşta algı mertebelerinden şey yapmamız lazım. Şimdi C kareden C küpe çıktığımızda bedenimiz yok gibi hissederiz ve düşüncelerimizin realitesine ve düşüncelerin realitesinde yine bedenle bağlantılısınız ama bu sefer midenin Evet. hikayesindesiniz, bağırsakların hikayesindesiniz. Yani varlık birçok katmandan oluşur ve kişinin bilinç seviyesi neyse varlık ona göre şekillenir. En nihayetinde biz bu varlığın meyvesiyiz. Aslında bütün varoluşsal şekillenmeler şu anda bizde mevcut. Ve bundan yakalayabildiğimize ben Kubilay diyorum. Evet. Fakat başka nice nice Kubilaylar da var. Veya nice nice ben diyebileceğim benliklerim de var. Hani şöyle bir açtığımızda sonsuz o kapağımızı. Firavundan Musa'ya, Musa'dan İsa'ya, hayvanlardan oraya hepsi var. Peki siz hangisisiniz bunların? Hangisisiniz? Hem hepsisiniz hem de hiçbirisiniz. Evet. Bu tamamıyla sizin duruşunuza bağlı olarak değişir. Ve bir Huna Dogon kabileleri var. Onlar insanı büyük mimden oluşmuş küçük küçük mimlerden ibaret görürler. Ve insan her hareketinde, her düşüncesinde havaya bir mim bırakır, bir mim salar derler. Ve bu mim, yani bu enerji mutlaka maddeleşir. Ama kendisine uygun bir maddeye düşer ve bir düşüncenin maddeleşebilmesi için kendisine uygun bir rahme düşebilmesi için diyelim biz buna en üst düzeydeki maddeleşme, rahme düşmek, insan olmak. Maddeleşebilmesi, rahme düşebilmesi için uygun kozmik şartların, uygun genetik şartların ve uygun zamanın ve mekanın olması lazım. Yani bir vakit belki de peygamberin yapmış olduğu bir dua, bir ruh, bir bilinç kendisine uygun bir zaman diliminde uygun bir anneye babaya uygun düşüp bakarsınız o ruh, o düşünce, o niyet kendi kaynağıyla bağlantıya geçebilir. Ve kendi kaynağı içinde öyle bir eriyebilir ki kendisini o zannedebilir. Peki kendisi o mudur yoksa o değil midir? Hem odur hem de o değildir bir noktadan. Peki peygamber kimin duası? Yani bizler birbirimizi doğuran niyetlerimizle, düşüncelerimizle bu varlığı şekillendiren aslında niyetleriz. Ve niyetler kendilerine uygun düzlemlerde, yani ruhlar kendilerine uygun düzlemlerde maddeleşiyorlar. Ve bazen maddeler arası böylesine bilinç geçişleri, maddeyi aşan Evet. bilincin hissedişinin yüksek olduğundan dolayı bir bakıyorsun ben kendimi bihin olarak hissediyorum. Evet. Bihin kendisini başka bir şey. Kendimi ağaç olarak Evet. hissediyorum ama ben ağaç değilim. Şu anda ben kendimi programcı şey Evet. Kubilay olarak ise ama çocuğumun yanında baba olarak hissediyorum. Peki hiç kendinizi bambaşka bir insan olarak hissettiğiniz oldu mu? En derinlerinizde bu da var. Evet. Çünkü siz Evet. orayla da bağlantılısınız Evet. holografi. Hipnoza alıyorlar kişiyi. Sen diyorlar Napolyon Bonapart'sın. Öyle bir telkin veriyor. Adam hakikaten Napolyon oluyor o anda. Ya Evet. bu nereden geliyor? İşte aile dizilimi dediğimiz o Evet. alandan alınan bilgi. Evet. Bunun çok derin ölçekli çalışmaları da var. Yani zerresin Evet. ve bütün alemler Evet. sende toplanmış. Ama kendini bir alemden Evet. ibaret zannetme Evet. ve bir alem de zannetme. İşte bunu Sen anlatmak hepsisin neden zor oluyor aslında. biliyor musun? Gene Deneyim ister çünkü. zamansızlık ve Tabii, mekansızlık tabii, boyutunda olan tabii, bir şey, zaman ve tabii. mekan olan bir yerde anlatmaya kalktığın zaman sen Evet, onu bir kalıba evet, sokmak evet, zorunda evet, evet. kalıyorsun. Yani Halbuki öyle bir kalıp yok. olay işte orada ruh öldü tekrardan orada Evet. bedenlendi anlamında değil. Evet, Bir evet. noktada Ama o her bilinç oluşum eksiğiyle devam ediyor. tabii tabii Hani tabii bu kendini başka bir videoda dengeleyerekten ölümü gidiyor. anlatmıştık ya, oradaki hani o çıkış anında nasıl çıktıysa,
Aynen. Ondan sonra tabii. O deneyimlerle devam etmesi gibi. Tabii. İşte biz bunu aslında tabii. Reenkarnasyon evet, diyoruz. Evet. Ama bunu şeyle karıştırıyoruz bu dünyada olduğumuz için. Evet. Bihin olarak devam ediyor. Değil. Orada zaten bihinin olmadığını anladığın zaman burada devam eden ki, hem devam var eden hem yok. Tabii. İşte hem yani kuantumda. Nota içinde sonsuz senfoniyi barındırıyor. Evet. Ve bu sonsuz senfoniden nota ne anladıysa tekrardan senfoninin içine girdiğinde ona uygun bir nota bir olarak çıkıyor. Aynen öyle. Ona uygun. Aynen. Yani bizler küçük varlığımızda bir notayız ve sonsuzluk senfonisi içerisindeyiz. Ve şu notamız hakkında şu notamızın deneyimiyle senfoniyi anlıyoruz. Ve bir gün ölümle büyük senfoniyle karşılaştığımızda artık bu notayı ne kadar geliştirdiysek yeni gireceğimiz senfoni ki hep devam eden senfoninin içinden öyle bir notayla çıkacağız. Evet. Peki eski notamızı hatırlar mıyız? Bu senfoninin içinde bütün notalar var. Evet. Aslında bütün notalar varsa belki ben o senin notanı hatırlayacağım işte, da ben sana. Hepsi birbirimiziz yani. Aynen öyle. Hepsi aynen birbirimiziz. Öyle. Ama bunu rüyada ben olarak reenkarne olacağım diyen kim biliyor musun? Nefsin. Evet evet. Çünkü benlik o ölmek yok, istemiyor. Tabii, o ölürken bile güzel, ölmek istemiyor. Doğru. Yani tutunuyor. Benlik reenkarnasyonu benlik. Yok. Evet. Sadece bilinçler arası bir harmoni var evet. Ve hissedişteki yoğunluklar aynen var. Aynen öyle. Yoksa Kubilay'ı gösterin bana hadi. Bedenimi göstersin. Ya Kubilay onu, diye birisi evet, nerede? Ben evet. Unuttum bilmiyorum. Tanımıyorum kendisini. Benim seneler önce belki 30 sene önceki ilk kitabımdı evet, Arayış. Kubilay. Orada yazmıştım. Ben kendimi ararken siz de bir sorun bakayım. Evet, ne evet. sizsiniz? Yani bir düşün fizik beden bu mu sensin? Değil mi? 3 günde bir bağırsağın değişiyor. Bilmem kaç günde bir bütün hücrelerin değişiyor. Ya yani bunlar değilsin. Yani. Duyguların mısın? Değişebilir. Kimlik. Zihnin misin? Tamamen dışarıdan geliyor. Biz kimliklerimiz değiliz. Yokuz. Biz tanımlananlar evet. değiliz. Biz sadece gözlemciyiz. O en içindeki süptil enerjiye kadar çıkabilirsin. Çıktığında da zaten o sonsuz. Orası. Hiç. Evet. Evet. Eyvallah. Yani oldukça anlatması kesinlikle. Zor bir bu şey. Bu deneyimle alakalı bir şey ve yani nerenin hikayesine girerseniz bakıyorsunuz orada kendinizi o olarak algılıyorsunuz. Ve yadırgamıyorsunuz da bunu çok evet. enteresan bir şey. Ancak üst menzile veya alt menzile geçtiğinizde bulunduğunuz alanı tanımlıyorsunuz. Yani o tek başınalıkta değil, özür diliyorum yalnızlıkta değil. Aslında o birliktelikte tamamıyla tek başınalığınızın büyüsü içerisine, oluşu içerisine giriyorsunuz. Yalnızlık soliptik ayrışmaktır. Evet, tek evet. bir notadır bu ses evet, vermez. evet. Ama o notaların harmonisindeki birlikteliğe girdiğimizde o tek nota senfoni gibi iş görmeye evet, başlar. Evet, ve orada ben yerine göre taşım, yerine göre ağacım, yerine göre yıldızım, yerine göre her şeyim, evet. yerine göre de hiçbir şeyim. Evet. Zaten reenkarnasyonda da şu evet. var. Öbür tarafta zaman ve mekan yok ki. Dolayısıyla tabii. Şimdi öleceğim, daha sonra başka bir şey o olacağım, kadar, daha o kadar. Önce de başka bir Doğru. şeydim değil. Aslında Evet. hepsi aynı anda oluyor. Saf bilincin halleri ama nefis dediğimiz yani bilinç nesneyle, gördüğüyle odaklandığı için nefis varlığını yaratıyor ve o nefiste kendisini bir şey zannediyor. Ama saf bilinç kendisini nesneden yani gölgesinden ayırabilir ve saf bilinçte kalabilirse o zaman ruhunu doğuruyor. Evet. Ve ruhunu doğurduğu, bilincini, şuurunu doğurduğunda o zaman gölgenin de aslında hepsinin zaten kendisi olduğunu fark ediyor. Yani bizler farkındalık evet. varlığıyız. Evet. Dikkatimizi nesneye odaklarsak nefsimizi, dikkatimizi nesneyi fark eden özneye odaklarsak ruhumuzu doğururuz. Aynen ve öyle. ruhumuzu doğurduğumuzda hepsini kendimiz olarak, kendimizin farklı mertebeleri olarak görürüz. Onun için işte Peygamber Aleyhisselam Miraç'tan dönerken her şeyi kendisi olarak gördü. Onun için ümmeti demesi aslında kendisinin nefsiydi. Her şeyde onu gördü. Evet. Her şeyde o birliği gördü. Evet. Yani Ebu Cehil'in özündeki ışığı da gördü. Ebu Bekir'in özündeki ışığı da tüm varlığın özündeki ışığı gördü. Ama varlıklar kendi özündeki ışığın farkında mı? Değil. Evet. Ama peygamber onu gördü. İşte bunu ümmet diye, şu diye, bu diye anlattığında ve bu bilinçte olmayan insanlar çok farklı ya, bir şekilde bambaşka bir şeye çekiyor. Kavga tabii etmeye tabii. Başlıyor. Evet, o zaman ümmet dediğimiz aslında o ışığı kendinde görebilen kişi ümmi olmuş oluyor. Varlığın merkezinde olmuş oluyor. Ve peygamber ümmet dediği o.
Ama evet, şu an evet. Siyasiler ümmeti kullanarak maalesef ümmet diye şekilde insanları sadece. Diğerlerine evet, evet. Savaştırıyor, diğerleriyle ayrıştırıyor. Bütün evet. bunlara çok dikkat etmemiz bütün gerekiyor. İnsanlığa bilinç diliyoruz. Evet. Sadece belli bir güruha değil, bütün insanlığın bilincinin evet, uyanmasına evet. niyet ediyoruz inşallah. Onun için dua ederken de sadece şükür. Müslümanlar değil, öbürleri evet. sadece Hristiyan, evet. hele kendini beğenmiş evet. Yahudi evet. değil. Bütün mükevvenata, bütün varlığa bu uyanışı hep ve bu beraber, farkındalığı. Çünkü hepimizin aslında ayrı realitesi olmadığını, bu. Ortak bir realitemiz olduğumuzu var. Bir. Anlamamız İnşallah. Ümidiyle bu videoyu da burada bitirelim. Çok teşekkür ederim Kubilay'cığım. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.